Tabii Antalya ile başlayayım. Antalya'da bir açıklamada yapmıştık biz. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı'nın özellikle Altınova'da, Kepez'de Altınova'da yapımına başlanan ve yarım bırakılan bir cemevi süreci vardı. Bununla ilgili kendisine bir kırgınlığımız vardı. Bunu da her yerde, her platformda dile getiriyorduk. Tabii bu tavrından da bir adım geriye hiçbir şekilde atmadı. Bu süreçte de dedik ki ya bu yüzyılda yapılan bir zulümdür, bunu kabul etmemiz mümkün değil dedik. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinden sonra da zaten Alevi toplum için çok hassas bir süreç gelişmeye başladı. Kemal Bey'in inancından dolayı parti içerisinde bir takım saygısızlıklara maruz kalması, toplum nezdinde de hakeza aynı şekilde Alevi toplumu çok incitti. Bunun da bir duygusal kopuş yaratacağını, işte bir duygusal refleks oluşturduğunu, toplumsal bir hassasiyet oluşturduğunu her yerde de dile getirdik. Kemal Bey'in bu süreci yaşandıktan sonra da tabii bu Alevi toplumu için çok büyük bir hasretti bu arada. Yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir koltuk sahibiydik. Ana muhalefetin başında bir Kureyşan evladının olması bizim toplumumuz açısından da gurur verici bir gelişmeydi. Kemal Bey'in partide bu konumda olması Alevilere ne kadar fayda sağladı? Bu tamamen tartışılır bir konu. Faydası olmadığı gibi hakeza zararının olduğunu da düşünüyoruz. Bunu da her zaman dile getiriyoruz. Hiçbir kazanım olmadı. Sadece işte dediğim manevi anlamda bizi mutlu ediyordu bu mesele. Kemal Bey'in gidişiyle beraber de Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı, özellikle ana muhalefete karşı bir tutum geliştirildi. Bir kopuş vardı, ekonomik kriz. Memlekette çok ciddi bir ekonomik kriz var. Derin bir yoksulluk söz konusu. Hak, hukuk, adalet hiçbir şekilde kalmamış durumda. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde de elimizde tercih edilebilecek başka bir yapı maalesef yok ya da başka bir siyasi oluşum yok. Haliyle bu çok etkiledi diye düşünüyorum. Bir de tabii değişim vaadiyle çok böyle gençleşerek, kadınlaşarak bu seçimlere girdi bu parti. Bunun da ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun 22-23 yıllık bir zulüm saltanatının son bulması hepimizi tabii ki mutlu etti. Şimdi Kemal Bey'in inancından dolayı yaşadığı bir süreç var. Eyvallah, bir duygusal kopuş var ama bunu her zaman da dile getirdik. Dedi ki bu seçimler çok önemli. Her seçim için aslında bu memlekette bu söyleniyor. İşte bu son çıkış, bu son çıkış, ama gerçekten bu artık mücadele edilemez bir hal almış durumdaydı. O yüzden çok önemsiyordu. Kerhen de olsa bir şekilde gerçekten bu partinin bir ivme kazanması gerekiyordu. Alevi toplumu da ve bence Kürt toplumu da bu yerel seçimlerde üzerine düşeni fazlasıyla yine yaptı, tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi. Şimdi 22 yıldır bu memlekette bir şekilde din kullanıldı, muhafazakar kesim kullanıldı vesaire. Bu kullanılarak da aslında tamamen inançsız bir toplum yaratıldı. Çok çok ağır muhafazakar ailelerin çocukları bile ateist olmayı artık tercih ediyorlar. Birçoğunu da zaten basından vesaire hepimiz görüyoruz sosyal hayatın içerisinde de. Memlekette çok ciddi bir sosyal çürüme var. Bu da sosyal çürümenin bir etkisi. Muhafazakarlık, işte dini, işte çok ağır bir işte din olgusu vesaire, bunların hepsi artık ufak 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 son buldu. Şu anda çok ciddi anlamda milliyetçilik bir revaçta. Bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Hak mücadelesi bizim genlerimizde var. Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi fıtratımızda var. Biz başka türlüsünü bilmiyoruz ama özellikle bu Cumhuriyet tarihine baktığımızda da tüm bu işte toplumsal katliamların yaşanması, işte hak mücadeleleri, sokak eylemleri vesaire, işte sendikal alanlar, sosyal alanlar, her yerde Alevi toplumunu görürsünüz, en önde görürsünüz. Çok yakın tarihe gidelim mesela, Gezi. Gezi'de katledilen çocukların hepsine bakarsanız, bu çocukların hepsi bizim inancımızdan çocuklardır. Bizler hiçbir zaman bu memlekette doğrunun, haklının, hakkın yanında olmaktan vazgeçmediğimiz için bu tür eylemlerde, bu tür yaptırımlarda hep en öndeyiz, hep en ön saflardayız. Bugün bu memlekette işte iki tane, üç tane siyasi parti söyleyebiliriz belki, siyasal anlamda sol sosyalist, işte ne bileyim biraz daha demokrat, sosyal demokrat yapılara bakarsanız en çok buralarda siyaset yapan toplum ya da sokak örgütlenmesine giden ya da işte ne bileyim bayrak asan, ev ev gezen, sokaklarda bir şekilde mücadele veren Alevilerdir. Sendikalara, odalara gidin, Alevilerdir. STK'lara gelin, Alevilerdir. Aleviler bu memleketin gerçekten aydınlık yüzü.
Şunu da ben çok doğru bulmuyorum işte. Laikliğin, cumhuriyetin sigortası, temel taşı. Valla biz kimsenin sigortası, temel taşı falan olmak istemiyoruz. Bu laiklik ya da bu demokrasi sadece Aleviler için gerekli bir şey değil ki. Yani bu memlekette herkes için gerekli olan bir şey. Biraz bu sigorta meselesini şey yapmak lazım, toplumun geneline yaymak lazım diye düşünüyorum. Ama evet, Alevi denildiğinde Alevi her zaman haktan, haklıdan, hakkaniyetten yanadır, adaletten yanadır. Her zaman dik duruşludur, biat etmez, boyun eğmez, doğrunun yanında olur. Bu anlamıyla da belki sıkça bu yüzden kullanılıyor son süreçte.